başlıyoruz. Son ki kakule ört. Herkese, herkese hello. Hello papa, oğlun Şaban, Almanya'dan. Evet, geçtiğimiz, hoş geldiniz öncelikle, bugün de bugüne hoş geldiniz. Ben de İstanbul'a hoş geldim kısa bir süre. Line İstanbul'da değildim. Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan cennet vatan Türkiye'den Antalya'nın her yıl daha da çirkinleşen bir noktası olan Kaş'taydım. Gerçekten Kaş'ta hayat var mı yok mu derseniz bana kadar vardı. Allah razı olsun, yine Yarımada'dan Kaş'a kadar 6 kilometre yürüme mesafesi var. Orada dedim ki ben bir yürüyüş yapayım şöyle. Yolda yanımdan böyle bir tane İstanbul plakalı, 34 plakalı Empowered. Bu yani M3, M4 falan değil de Empowered M kasa diyelim. Böyle modifiye oluyor. Spor. Bir BMW. BMW marka araç. Şimdi BMW dedim de. Bizim bazı dostlar var. Porsche, işte her markayı kendi okunduğu gibi okumaya çalışan insanlar var. Ben bu durumu biraz çaresiz buluyorum. Nike diyorum mesela. Nike demiyorum. Adidas'a Adidas diyorum tabii ki de. Adibas da diyebilirdim tabii. Nokia adını dağlara yazarım. Nokia adını her yere yazarım. Evet, BMW'ye Almanlar ne diyor acaba? BMW diyor İngilizler de. Almanlar Bavaria motor işine vurbuk falan gibi bir şey var ya. Mercedes diyoruz mesela, Mercedes falan diyorlar memleketlileri. Biz de mesela ne diyoruz? Cumhuriyet sucuğu diyoruz. Şimdi bir İngiliz Cumhuriyet sucuğunu nasıl okuyacak? Hadi onu bırak, Şahin sucuklarını. Bir İngiliz bir İngiliz gidip bugün bakkalından bir kangal Şahin sucuk istiyorumu nasıl diyecek? Hello, I'm an Englishman. I want one kangal of su falan gibi bir şey. Gördüğünüz gibi olamıyor. Esasında kokoreçin Avrupa Birliği'ne girememe sebebi de o. Çünkü kokoreci telaffuz edemiyorlar. Telaffuz. Gündem iğrenç. Gündem rezalet. Ben de o yüzden iğrenç gündemi daha da iğrençleştirmek istemiyorum haliyle. Ama birkaç iğrenç haber okuduktan sonra... Haber okuyorum ben, aşı vurdurmak gibi, buzdolap kalem kutu gibi, seninle buzdolap kalem kutu gibi, seninle. Evet, adeta Ayasofya'nın imamı gibi her konuda bilgi sahibi olduğum bir programda daha. Hatta bak, Ayasofya'nın imamının İngilizce Twitter hesabı var. Eng yazıyor, boynu kalın beyin. Tweetlerini takip ediyorum. Gerçekten hükümetimizde, gelecek nesillerde ülkemizin başına geçmesi gereken isimlerden biri bence. Büyük ihtimalle artık öngörülerimde kendisini İçişleri Bakanı olarak görmek var. Bizzat çünkü... Hani bahsettiği gibi dolardan da bahsediyor, faizden de, kurdan da bahsediyor. Harika donanımlı, deneyimli
10 üzerinden 18 bir insan. Neyse onu bir kenara geçelim. Cahil Ahmet abi, arka fon diye bir şey var mı? Cahil. Evet. Çok sevdiğim bir haberle başlayacağım. Gerçekten yani bugün de bugün olarak biz böyle bir haber görmedik. Yeni şof. Fuck you man adlı ne diyelim haber kanalında şöyle bir haber vardı. Bu cuma günü biliyorsunuz şey oldu, böyle enteresan olaylar oldu. Amerika'nın borsasının kapanması da beklendi. Ondan sonra gece 2'de Lapseki Show, lap Merkez Bankası'nın başındaki Merkez Bankası'nın başı yerine başka bir baş geldi. Bu aralar baş dedim de Erbaş'tan da pek bir ses haber yok. Erbaş'ım nerede acaba? Erbaş'ımdan henüz bir ses yok. En son koronaydı. Dualarınızı yollayın diyordu. Ben dua ettim ama Erbaş'ın da tabii duadan ziyade tedaviye ve ilaca ihtiyacı var. Tabii memleketimizde özlü sözlerin vazgeçilmez insanı Fahrettin Acvant olduğu sürece bu iş de çok kolay olmayacak. Çünkü arabaşı aşının başı aşı kalmamış diyorlar. Her neyse biz yeni şafak fuck you man fuck adlı haber kaynağının haberine geçelim. Yeni şafak fuck you man fuck yeni şafak you. Evet, haber şöyle, doların 7.20'den kur olarak dolar kurunun 7.71'e düştüğünü yazdı. Evet, yanlış duymadınız. Bu bence zamandan bağımsız bir program olabilir bu. Hani böyle bir, zamanında böyle bir gazete, böyle gazete dedi, böyle bir haber kaynağı vardı. Yeni şof fuck you man fuck you. Öyle yaparken Rick and Morty'deki Rick gibi böyle iki elimi de fuck you. Ah fuck you man fuck you. You want to fuck you. Evet, içime birden. Yeni şof fuck you man fuck you. Evet, çıp çıp. Lip 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 lip. Bakanımı da buradan anıyorum. Evet, Yeni Şafak'ın tekrar. Fuck you man, fuck you man, fuck you. 7.20'den 7.71'e düşmüş. Gerçekten düştü ama A'dan dediğimiz. Almanlar A'dan diyor, BMW'ye ne diyor bilmiyor. Çünkü ben sadece Almanya'da Türkçe öğrendim. Ve bir amanım ama BMW unuttum ben. Güzel bir kazık haberim var. Evet, değerli dinleyicilerimiz, lütfen pantolonlarınızı komutumla beraber indirin. 3, 2, 1. Pantolonunu indirin. Çok güzel bir yerdesiniz. Hiçbir sıkıntınız yok. Vücudunuzun her noktasını hissediyorsunuz. Gayet rahatsınız. Kendinizi kasmayın. Şimdi donunuzu da indirin. Donları indirin. Ve haberimizi alalım. Kuzey Marmara Yolu Marmara Otoyolu Sözleşmesi'nde değişiklik. Araç geçiş garantisi 3-4 kat arttırıldı. İşletme süresi 13 yıla uzatıldı. Evet. Donlarımızı indirmiştik. Haberimizi içimize aldığını umuyorum. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Hafzo tabi. Tetsuo izleyin. İçi de killer. Evet. Yoğun, nasıl diyeyim, hani saç kesimi bana benzer, şeftalisi, evet, İçişleri Bakanımız demiş ki
Kimse benim başıma bu iş geldi ve devlet bana bu konuda duyarsız davrandı diyemez demiş. Kadın cinayetleri konusunda diyor. Fakat o sırada ülkemizde olan gerçekler de var. Mesela Eskişehir'de Ayşe Tuğba 23 kez başvuruyor emniyete. Samsun'da EM 8 kez. Didim'de Zeliha Erdemir 46 kez devlete sığınıyor, destek istiyor. Eşlerinin, sevgililerinin ya da ailelerinden birinin ona şiddet uygulayacağı konusunda. Fakat maalesef maalesef işte yani kimse benim başıma bu iş geldi ve devlet bana bu konuda duyarsız davrandı diyemez diyor ya. Yani esasında bunu demeden önce de biraz düşünse, biraz baksa, biraz araştırsa, biraz elini vicdanına koyup da söyle, bir hayat sizlerle geçer mi böyle ki geçmemiş saydığım isimlerin hepsi maalesef. Evet, geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Bakalım nereye geçiyoruz? Evet, bakalım. Open Ninive'de gerçekten very nice bir haber. En azından gidiyorduk. İsyan ediyor, isyan. Yeni Merkez Bankası'nın doktora tezinde Merkez Bankası raporundan intihal yaptığı ortaya çıktı. Bayburt'un yükselen ismi, yükselen güneşi, evet, yeni Merkez Bankası Başkanımız Şoap Bey, Naci Bey'in yerine gelen Şoap Bey maalesef doktora tezinde intihal yapmış diyeceğim ama tabii ki maalesef denemiyor çünkü this is the way. Mandalorian izlemediyseniz de söyleyeyim, sonunu söyleyeyim ben size, çocuğu alıyorlar. Ama bu çocuğu alıyorlar. En azından Mandalorian esasında zaten bu. Şimdi, bu da sezon finali. Elif Pedi'ye gidiyordum. Bakalım bir habere daha geçiyoruz. Tansiyonlarım düşük çünkü gerçekten bu haberlere baka baka çok acayip ağır bir şekilde başım ağrıdı. Şimdi biraz da saçma sapan başka bir insandan bahsedelim. Bir egosantrizm hikayesi. Güçlünün ne tarafı ne olursa olsun güçsüzü ezme hikayesi yine. Ve biliyorsunuz bir inovasyon hikayesi kendisi. Özgür Demirtaş. Özgür Demirtaş. Gerçekten alçak gönüllülüğün ve yani harika insanlığın ülkemizdeki adresi. İnovasyon diyorum. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Doktor Özgür Bey, bakın şöyle bir harika tweet attı. Twitter hesabımı açtığımdan beri profil resmi değiştirmiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne destek için bir günlüğüne profil resmi değiştireceğim. Ezilen, haksızlığa uğrayan tüm kadınların yanındayım. Gerçekten Özgür Demirtaş ülkemizdeki bu gelişmeler üzerine de George Orwell diye tweet atan aşırı ileri görüşlü, aşırı inovatif bir insan. Gerçekten de bir günlüğüne profil resmini değiştirmiş. Çevresine mor bir halka takmış. Gerçekten inanılmaz. Yani bu nasıl bir vizyon? Bu nasıl bir illüzyon diyorum. Allah razı olsun. Çok sağ ol diyoruz. Teşekkür mü etmemiz gerekiyor bilemiyoruz. 23 Nisan mı bu? Bir günlüğüne lütfeder gibi değiştiriyorsun bilemiyoruz. Müthiş. Kesin bunun üzerine İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayan geri kalmış arkaik zihinler hemen kendilerini toparlar diyoruz. Bu kadar ağır bedeller ödemesine gerek yok hocamızın diyoruz. Gerçekten profil resmine robot fotoğrafı koysaydı bu kadar etkili olmazdı diyoruz. Ve Özgür Bey'i de buradan kendi egosal karanlığına yolluyoruz. Evet, bir bugün de bugünün daha sonuna geldik. Bugünlük böyle çünkü gerçekten gündem çok korkunç. Dün Hayalet parçasına gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sinan Güngörer arkadaşımla hazırladık bu parçayı. Bir kere de kaydettim. Maalesef hani daha düzgün işler yapacağız bundan sonra. Sizlerin daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Çok başım ağrıyor. Yarın da doğum günüm, 45 yaşına giriyorum. O yüzden yarın program var mı yok mu bilemem. Ben bugün var mıyım yok muyum? Şu anda varım inşallah. Bunu da hızlı bir şekilde eksportunu alırım. Sizlere sunurum diyorum. Ve hepinizi en derin hislerimle kucaklıyorum. Of böyle, of nasıl kucaklarım.
Şimdi hiç yemeyeyim. Aa, domates. Evet. Bir bugün de bugünün daha sonuna geldik. Lütfen Play to Show Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Çok güzel bir Instagram hesabı. Genel kültürünüze, manitalarınıza, bay bayan, baylı bay, bayanlı bay, hiç fark etmez diyen herkesi Play Tuşu'nun Instagram hesabına bekliyoruz efendim. Hepinizi tekrar kucaklamıştım ya, şimdi bir daha böyle zaten pantolonumuz da sıyrıktı. Haydi hayırlısı diyorum. Hepinizi öpüyorum ama o biçim. Çok